Ay ay ay, içeceğiz usta, içeceğiz. Ya ne abi, hala çok ne var ya? Bu arkadaşla Nima. İnşaat mühendisiyim. Bu caminin yapılmasının teknik yönünü yürütmekteyiz. Bu cami daha evvel yapılan ecdadın yaptığı sistemle inşa edilmekte. Bu cami torundan toruna devam edecek. Taş, zıvana ve kurşunla birbirine bağlanmakta. Günümüz şartlarında olan beton, çimento gibi bir malzeme yok. Bunun ömrü uzun olması hasebiyle ve aynı zamanda çok pahalı bir sistem. Bunun İstanbul'da ilklerinden biridir Cumhuriyet tarihinde. O caminin birinci özelliği Cumhuriyet tarihinde ilk defa böyle bir caminin yapımı düşünülmüştür. Bu camide taşın, zıvana ve kurşunun dışında ve Horasan harcının dışında başka hiçbir malzeme kullanılmamaktadır. Camide demir yok, çimento yok, beton yok. Cami tamamıyla eski mimari ve Mimar Sinan'ın tekniğine uygun olarak düşünülmüş, projelenmiş ve o uygulama yapılmıştır. Camimizin şu anda 2,5 seneyi aşan bir zaman olmasının birinci sebebi de özel taş ve iyi taşları buraya almaktayız. İyi taş olmadığı zaman bunları kullanmıyoruz, tekrar ocağa geri gönderilmektedir. Bu şekilde tahminen bir sene daha sürmesi planlanıyor ve bir sene sonra inşallah ibadete açılacak. Burada iki adet minaremiz bulunmakta. Bir tane ana kubbemiz, üç tane de yan kubbelerimiz mevcuttur. Son cemaat girişimiz ve ana kapı girişimiz karşıda görmüş olduğunuz girişte mevcuttur. Caminin içindeki ve minare çıkışlarındaki özellikler tamamıyla Mimar Sinan'ın düşündüğü tekniğe uygun olarak mimarlar tarafından tasarlanmış ve biz de onu uygulama gayesini güttük ve şu ana kadar da iyi bir uygulama yapıldığını düşünüyoruz. Bahçe Evler Hak Vakfı'nın başkanıyım. Kardeşim Ahmet Akgözü abi dedi, bu ecdat gibi dedi bir taş cami yapalım, 5-600 sene ayakta yaşasın dedi. Biz de araştırdık. Bizi bazı araştırdığımız arkadaşlar bizi fiyat bakımından yanılttılar. Fakat biz de bu işe soyunduğumuz için geri kalmadık, devam edelim dedik. Fakat maliyetler bayağı yüksekmiş ama devam ediyoruz inşallah. Ne kadar bir maliyet oldu şu ana kadar? Şu ana kadar 9 milyon. 900 milyon. Ne kadar daha tahmini olarak bir bütçeye ihtiyaç var? Bir bu kadar daha rahat harcanacağını zannediyoruz en az. Elden işliyoruz. Elden çıkıyor bu taşlar. Cumhuriyet tarihinde ilk olarak yapılıyor. Burada çimento kullanılmıyor. Burada sadece taşın tozu, kireç bu şekilde yapılıyor. Ve bu taşlar öyle bir işlemesi var ki yani çok eziyetli bir işidir yani. Bu taşlar elden çıkıyor, işleniyor, yerine varıyor. Ondan sonra zıvana yerleri açılıyor.
Kenet yerleri açılıyor. Pek bir şey olarak kalmıyor yani. Tüm taşlar birbirine kenetleniyor, bağlanıyor. Eski tarihte nasıl yapılmışsa aynı şekilde yapılıyor.